Günaydın Murat. Günaydın Betül. Şu ilk matematik sınavını yazacağız değil mi şu yeni öğretmende? Evet evet haklısın ama o kadar zor bir sınav olmaz. Çünkü öğretmenimiz çok iyi birisi. Merhaba Betül. Sen çalıştın mı bugünkü sınav için? Tabii ki de çalıştım Sibel. Dün gece mesela her şeyi tekrarladım. Seninki de sorduğun soruya bak Sibel yani. Betül'ün ne zaman gördün ki bir sınav için çalışmadığını? Herhalde sınav hakkında konuşuyorlar. Tam anlamamıştım. Betül sana bir şey sorabilir miyim? Şey şu öğretmenimizin dağıttığı bir kattaki ikiyi yaptı mı? Aa Cenk şimdi sınav öncesi niye sinir ediyorsun ki Betül'ü? Rahat bırak şimdi tamam mı? Aa Murat bir sakin olur musun? Sinir etmek istemedim. Matematik hakkında bir şey soracaktım. Aa Murat Cenk tartışmayın bırakın. Tamam. Tek korumak istedim seni. Herhalde sinir edecekti zannettim. Yok yok tek bir şey sordu matematik hakkında. Evet evet yaptım ikiyi. Sonucu ne? Ben de herhalde 22 mi ne çıkmıştı. Yani önce çarpman lazım ondan sonra çekmen lazım onu. Aa şimdi resmen anlatıyor Cenk'i ya inanamıyorum ya. Aa, bana birazcık anlatabilirsin. Acayip çok heyecanlıyım ya. Murat iyi misin? Hiç iyi gözükmüyorsun. Hayırdır heyecanlı mısın? Evet heyecanlıyım Sibel. Bir de çok sinir oluyorum şimdi. Betül Cenk'e resmen her şeyi anlattığını bana anlatacağına. Evet Cenk kafana takmana gerekmiyor. Kesinlikle yaparsın. Hepimiz yaparız. Aa Murat. Yani niye öyle davrandın ki Cenk'e? Her şey yolunda yani. Tek bana sormuştu bir şey. Tamam Betül tamam. Yani öbür şeyleri de gösterseydin. Oo, hayırdır. Prens ve prensesin arasında... Ne? Ne dedin bana? Prens mi dedin? Sen görürsün gününü. Sakin ol Murat ya, sakin ol. Tamam prens demem de sana. Kurbağa mı desem o zaman? Aa, ne oluyor Murat sana? Niye o kadar sinirleniyorsun? Sakin olsana bir kere de. Aa, bilmiyorum her şey sinir ediyor beni. Bugün şey yok mu? Yok yok hastalandı herhalde. Bu sabah aradı çünkü. Ben başka bir yere oturacağım tamam mı Betül? Sibel'in yanına oturacağım. He niye öyle yapıyorsun ki? Niye şimdi böyle davranıyorsun ki bana? Evet çocuklar ilk sınavımızı yazıyoruz. Kitaplarınızı da getirdim zaten. Umarım hepiniz iyice hazırlanmışsınızdır. Oh, Murat niye şimdi bana böyle davranıyor ki? Yanlış bir şey mi yaptım? Ya niye şimdi ya? Niye sınav öncesi? Of ya. Betül, çünkü birazcık heyecanlıyım. Bir de sinir ediyorsun beni o yüzden. Oh, bana Murat niye böyle davranıyor ki? Evet çocuklar, şimdi dağıtacağım hepsini. Bu kitapların içinde de sınavlarınız olacak, tamam? He, Murat yok mu? Betül? Evet, Murat orada önde oturuyor. Tamam oldu o zaman. Aslında herkes istediği yere oturabilir. Neyse karışmayacağım. Evet çocuklar 3'te başlayabilirsiniz tamam mı? 1 ve 45 dakikanız tek var. Bir şey olursa da elinizi kaldırıp ben gelirim yanınıza. Aa, şimdi de hiç konsantre de olamıyorum ki. Of hiçbir şey de hatırlamıyorum. Hep Murat'ı düşünmem lazım şimdi. Of ya. Nasıl hesaplanıyordu ki? Of. Her şeyi unuttum ya. Aa, blackout oldu herhalde. Herhalde çok kötü bir not yazacağım. Her şeyi unuttum birdenbire. Öğretmenimi elimi kaldırdım öğretmeni çağırım. Hayırdır Betül ne oldu? Hayırdır Betül hiçbir şey başlamamışsın bile zaman da gidiyor. Yani her şeyi biliyordum şimdi her şeyi unuttum öğretmenim. Hiç konsantre olamıyorum. Sakin ol Betül yapabilirsin biliyorum yani. Öbürküler hepsi yazmaya başladı. Bak Sibel ve Murat yazmaya başladılar. Ama öğretmenim bilmiyorum ki ne yapacağımı. Her şeyi unuttum birdenbire. Ah Betül, en iyisi sen bir git kapının önüne çık. Oksijen topla, ondan sonra da geri gel, tamam mı? Yani Betül'den hayatta beklemezdim böyle bir şey. Aslında her şeyi bilir. Hayırdır? Çalışmadı mı acaba? Of ya, hiç her şeyi unuttum ya. Ne yapacağım ben ya? Of sağ ol Murat. Of, her şeyi unuttum ya. Her şey iyiydi. Of ya, ne yapacağım ben? Ama hayır olamaz. Olamaz. Çok iyi bir iyi not yazmam lazım benim. Evet konsantre olmam lazım. Betül Ceylan konsantre ol. Yaparsın sen bunu. Yaparsın sen bunu. Evet soğuk bir su yüzümü yıkayayım. Ondan sonra da olur yine. Evet evet birkaç tane şey yine aklıma gelmeye başladı. Evet.
Evet, her şeyi biliyorum yine. Evet. Dün çalıştım, her şey geldi yine. Evet, hazır mısın Betül şimdi? Hemen otur. Yaklaşık 30 dakikam var çünkü daha. 30 dakika mı? Of, tamam, hemen yazmam lazım o zaman. Aa, her şeyi biliyordum. O kadar da zor da değildi zaten. Ve Betül Ceylan bitti. Öbürküleri de yazıyor. İlk biten benim. Biten varsa sınavdan tabii ki de verebilir bana. Ondan sonra da dışarı çıkabilir. Buyurun öğretmenim. Tek 25 dakikada mı yaptın? Evet çocuklar, herkes verdi değil mi? İyi teneffüsler o zaman size. Betül, hayırdır, ne oldu sana? Dışarıya çıktın. Aa, tuvalete gitmem lazım Sibel. Her şey yolunda yani. Yani doğrusunu söylesem baştan konsantre olamıyordum. Blackout'um vardı. Yani sen bir sınavına bir bakayım Betül'ün. Her şeyi doğru yazmış ya. Herhalde iyi bir not olur. Oh be, iyi ki yazdık bu sınavı. Sizin nasıl geçti? Nasıl mı geçti? Senin yüzünden hiç geçemiyordu Murat. Of, kusura bakma. Bir türlü heyecanlıydım. O yüzden bu kadar sinirli davrandım sana. Kusura bakma. Kusura bakma mı? Umarım senin yüzünden şimdi kötü bir not...